Ege Üniversitesi'nden sonra nasıl Cambridge'e gidebildiniz? Prosedürden bahsedebilir misiniz? Ya şimdi Cambridge'e gitmek o dönemlerde böyle bir sınav mınav diye. Burada ben İktisat'ı bitirdiğim için yüksek lisans programı gibi düşünebilirsiniz. Amerika'da böyle, pardon İngiltere'de böyle bir fellowship programı yok. Amerika'nın eğitimi ve İngiltere'nin eğitimi burada farklı. Aslında Karaciğer Nakli o kadar yeni bir konuydu ki ülke için. Ülkenin de böyle bir eğitimi hala yok ya, bir programı da yoktu. Kimin yapabileceğine dair bir bilgi de yoktu. Ben oradaki profesörle, kürsü başkanı, çok ünlü bir kürsü başkanıdır. Avrupa'da ilk karaciğer naklini yapan ve çok yıllarca bu işi yapmış birine bir kongrede tanıştım. Onunla dostluk, ahbaplık kurdum. Sonra yazışarak yanımıza gelip görmek istiyorum dedim, ne yapılıyor. Şimdi görmek istiyorum deyince kimse hayır demiyor zaten bu sistemlerde. Önce görmek istedik. Ondan sonra çalışmak istiyorum diye gece gündüz orada onların arkasından dolaştım. Yani senin ne kadar istekli olduğunu görünce sana bir şans veriyorlar. Bütün dünyada böyle, bizde de böyle, bütün dünyada da böyle. Sen isteğini gösterdikçe şansı alıyorsun. Ve Cambridge'de ben Honorary Senior Registrar oldum. Yani Türkçesi onursal baş asistan oldum. Onursal baş asistan olduktan sonra da karaciğer çıkarmaya, karaciğer ameliyatlarına girmeye başladım ve aşağı yukarı 90 kadar ameliyata girdim orada. Ve çok parlak bir yıl geçirdim. Bence çok iyi dostlarım oldu. Çok iyi eğitim aldım. Ve dönüşte, tam döneceğim gün, lütfen bizle çalışmaya devam ettirdiler. Çünkü İngiltere'de kanunlar değişti ve bütçe arttı. Departmanın bütçesi arttı. Lütfen kal dediler. Ama ben kalmak istemedim. Çünkü Türkiye'de yapılmamış bir işti ve Türkiye'de ilk yapan, belki de bir yerde kahraman olmak isteyen kişilik beni buralara geri attı. Halbuki çok iyi paralar da vermişlerdi. Türkiye'de kazandığımdan çok daha yüksek paralar vermişlerdi ama Türkiye'de ilk olup kendi ülkemde bu işi yapmayı istedim. Geri dönüp baktığımda da iyi ki de öyle yapmışım diyorum.